Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir JSON verisini CSV çıktısına çevireceğiz. Bunun için PHP kullanacağız. JSON yapısı süslü parantezlerle ayrılmış JavaScript nesnelerini ifade ediyor. Burada 3 tane JavaScript nesnemiz var. Bu köşeli parantezler içerisinde de bir dizi olduğunu ifade ediyoruz. Bu yapıyı okuyarak CSV formatına çevireceğiz. CSV ise süslü parantezlerin aksine en üstte alan isimlerinden oluşan virgüllerle ayrılmış bir yapıyı gösteriyor. İhtiyaca göre JSON verilerinizi CSV'ye bu videoda faydalanarak çevirebilirsiniz. JSON, JavaScript nesne bildirimi anlamına gelir ve süslü parantezlerle gösterilir. Örnek bir JSON çıktığımız verimiz şu şekilde olur. Bunu bir dizi olarak düşünürsek köşeli parantez içine almamız gerekir. Yani birden fazla JSON nesnesi oluşturabiliriz. Bunun için de köşeli parantezleri kullanarak şuraya köşeli parantez için alarak diğer JSON datalarımızı yazabiliriz. Datamız bu şekilde. Bunu CSV formatına çevirmek için yazmamız gereken PHP kodlarına geçebiliriz. İlk olarak CSV formatındaki kaydedeceğimiz dosyayı oluşturalım. Ardından JSON verisini okumak için fileGetContents metodu ve okuduğumuz veriyi de JSON decode ile JSON formatına çeviriyoruz. Bunun için bunu da bir diziye kaydediyoruz. Evet, JSON datamızı okuduk ve diziye kaydettik. Şimdi CSV formatında nesne isimleri olmayacağı için nesne isimlerini array unshift metodunu kullanarak JSON formatındaki dosyamızın başına ekliyoruz. Bunun için dizimizin başına unshift ile şu değerleri ekleyelim. Neler vardı? İsim, soy isim, e-mail. Artık dizimize eklemeler yaptık. Dizimizi böyle çıktı olarak bir görelim. Evet, dizimiz bu şekilde. Bunu CSV formatına çevireceğiz. Ve satır satır okuyarak for each ile satır satır okuyup dosyamızın içerisine kaydedeceğiz. FputCSV fonksiyonuyla verilerimizi satır satır kaydettik. Ardından dosyamızı kapatıyoruz. Uygulamayı çalıştırdığımız zaman çıktı.csv formatında bir dosya oluşturulacak. Şu anda var mı bakalım. Çıktı CSV'miz var. Hemen bunu siliyorum. İçi boş şu anda. Ya da silebiliriz, silmeyebiliriz. Önemli değil. Sayfayı yenilediğim zaman çıktı CSV'nin içi doldurulacak. Evet, şimdi bakabiliriz. JSON formatında verilerimiz kaydoldu.